Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde materyal dizayndaki temalardan ve bu temaları geriye dönük uyumlulukla nasıl çalıştırırız ondan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak bu örneği anlatmak için bir proje başlatalım. Bu proje daha önce başlattığımız projelerden çok da farklı olmayacak. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Lütfen artık Android Studio kullanın, Eclipse veya başka bir IDE yerine. Çünkü bu bizim için gerekli olan kütüphaneleri zaten hazır bir şekilde bize getirdiği için çok daha kolay bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır. Şöyle diyorum, team diyorum, material, şöyle team material diyelim ve ileri diyelim. Daha sonra uygulamanın çalışacağı minimum SDK versiyonunu soruyor. Ben API 17'yi seçtim. Bu API 17'yi seçtiğimde dünya üzerindeki telefonların %87,4'ünün bu uygulamayı çalıştırabileceğini söylüyor. Tabii bu değer doğru olmayabilir ama bu bile büyük bir çoğunluk demek. Daha sonra burada bir empty activity çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada backward compat, yani up compat kütüphanesini ekleyeyim mi diyor. Eklesin. Böylece API 7 ve sonrası bütün cihazlarda bu uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bazı özellikler bazı versiyonlar için geçerli. Bunlarla ilgili de bize gerekli uyarıları verecektir. Sonra finish diyerek uygulamamın başlatılmasını sağlıyorum. Uygulamam açıldı. Öncelikli olarak size şurayı göstermek istiyorum. Modül up kısmına giderseniz, biz oradaki up compat'ı seçtiğimizde gördüğünüz gibi bir kütüphane ekleniyor. Bu kütüphane sayesinde benim uygulamamın geçmiş versiyonlarda da otomatik olarak çalışması sağlanıyor. Ama bizim burada verdiğimiz 17 değeriyle beraber bu sadece 17 ve sonrasında çalışacağı anlamına geliyor. Şimdi temalardan bahsederken şuradaki bir layout'umuzu açalım. Zaten bizim material tasarımımızla ilgili belli başlı renklere sahip olduğunu görüyoruz. Peki bu renkler nereden geliyor? Benim resource klasörümün altında gördüğünüz gibi bir values klasörü var. Ve burada da color XML diye bir dosya mevcut. Siz temanızın renklerini bu dosyaya tanımlıyorsunuz. Ve bunları şu an için 3 ana başlıkta toplarsak, işte ana renk, ana rengin koyusu ve bir de karşıt zıt renk dediğimiz color aksent burada beliriyor. Ve verdiğiniz kodların içerikleri de şuradaki küçük kutularda ne renk olduğunu söylüyor. Bu renkler nerede kullanılıyor? İşte bizim styles klasörümüze baktığımızda burada bir tema tanıtıyoruz ve bu temanın işte color primary dediğimiz color dosyasından al bunu, orada color primary var, onu al bunu ata diyerek temamızı tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir tema adı var ve bunun bir ana, yani kök, nereden türetildi? Yani şöyle diyelim, bu bir sınıfsa buradaki parent dediğimiz bu sınıfın üst sınıfı oluyor. Peki burada tanımladığımız temayı biz uygulamamızda kullanacağımızı nerede söylüyoruz? Manifest dosyasına bakarsanız eğer gördüğünüz gibi burada bir tema tanımlı. Bu tema da Styles'ın içindeki AppTeam'den geliyor diye bana söylüyor. Şimdi arkadaşlar buradaki parent kısmı aslında bizim material temamız değil. Biz up compa seçtiğimiz için geriye dönük de uyumlu olsun diye bu kütüphaneden çağrılıyor. Ama dediğim gibi bu material'ın temel olacağı tema değil. Şimdi şu elimizdeki şu resme bir bakalım. Gördüğünüz gibi material temalar API 21 ve sonrası için geçerli. Android.style'ın içinde team.material, material.light. Şu biraz daha koyu renklere sahip, bu da açık renklere sahip. Bunu yaparsanız uygulamanız açık oluyor ama action bar dediğimiz kısım daha bir koyu bir renk alıyor. Bir de no action bar diye bir tema mevcut. İşte siz eğer up compat'ı seçerseniz gördüğünüz gibi bunların karşılıkları işte material.light ne oluyor? Up compat.light'a dönüşmüş oluyor. Asıl material team'ler bunlarken temanızın geriye dönük uyumlu olması için up compat'ı kullandığınız ise bunlar oluyor arkadaşlar. Şimdi o yüzden şuraya bir geleyim. İsterseniz material team'leri nasıl oluşuyor onu da bir gösterelim. Şöyle add Android dedikten sonra Styles'ın içindeydi. Style dedikten sonra material, team material dediğimizde şöyle bir bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi koyu olan versiyonu gelmiş oldu. Şunları bir kapatayım.
Ama bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Ne diyor? Bu özelliği kullanman için senin API 21 ve sonrası olman lazım. Ama sen current minimum 17 seçmişsin. Yani en düşük 17'de de bu uygulama çalışmış ders demişsin diyor. Ben bu uygulamayı eğer API 21 ve sonrasında açarsam bir sorun olmayacaktır. Ama eğer 17 ve daha düşük bir versiyonda açtığımda ise uygulama crash olacaktır. Şimdi şunların farklı versiyonlarına da bakalım. Lite dediğimde ne oluyor ona bakalım. Gördüğünüz gibi daha açık metinlere sahip. İşte Lite nokta ne vardı? Dark Action Bar vardı. Bu sefer şuradaki Action Bar denilen kısmın daha koyu bir renge sahip olduğunu görüyoruz. Ve bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi bunu ele almamız lazım. Bizim uygulamamızın geriye dönük de uygun bir şekilde çalışması için bizim bunu bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar şuraya geliyorum. Şunu eski haline getireyim. Bu böyle kalsın. Ama şuranın yukarısına bir tane daha bir style tanımlıyorum. Bunun adı da Material Team olsun. Daha sonra bunun parent'ını da şu da parent Material Team olsun. Bunun parent'ına da yani üst sınıfına da bu parent'ı vereyim. Ne yaptım ben burada? Eğer benim uygulamam API 21 ve öncesinde ise bunları okusun. Sırf Material Design 21 ve sonrası için ise direkt bunları görsün demiş oluyorum bu şekilde. XML ile işte geriye dönük temalarda uyumluluğu bu şekilde sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani burası benim ana temamın özelliklerini taşırken burası da o temayı artık ne yapmak istiyorsanız hani birkaç ek özellik yapmak istiyorsanız da bunları burada tanımlamanız gerekiyor. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela nerede var o? Gerçi burada yok. Şimdi bir de elimizde şöyle bir resim var. Şunu da bir anlatalım. XML ile bu uyumluluğu sağlarken eğer siz minimum versiyon olarak 21'i seçmişseniz 21 ve sonraki telefonlar sizin resource'ınızdaki bu klasörleri çağırıyor. Ama 21 ve önceki versiyonlar için gördüğünüz gibi şöyle farklı klasörler çağırmanız gerekiyor. Burada eğer drawable dersek bu 21 ve öncesi için. Ama siz böyle direkt versiyon belirtirseniz eğer bu klasör sadece API'si, SDK'sı 21 olan ve sonraki telefonlarca çağrılacak demektir. Bunun için şuradaki values klasörüne gidiyorum ve pardon, şuradaki resource'a gidiyorum ve yeni bir klasör oluşturuyorum ve bu klasörün adını values v21 diyorum. Bunu dediğim an ne oluyor? Sizin uygulamaya çalıştırdığınız telefonun eğer versiyonu gelmedi bir dakika. Bunu görmek için şuradaki görünüm tabında Android değil Project'i seçmemiz lazım. Project'i seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi Resource klasörünün altında Values'un yanında Values V21 diye bir şey gelmiş. Bu şu demek, sizin uygulamanızın sizin telefonun SDK'sı 21 ve sonrası ise ben bu klasörden değerleri okuyacağım demek. Aksi takdirde buradan okuyacak. Buraya geliyorum. Buraya yeni bir tane style nokta styles diye oluşturalım. Evet. Dosyamız oluştu. Buraya da gelip şuradaki styles klasöründeki şu temayı ya yani şu stili alıyorum ve bunun içine koyuyorum arkadaşlar. Böylece ne yapmış olduk? Versiyon 21'den sonraki telefonların buradaki stil dosyasını kullanmasını sağlamış olduk. Ama gördüğünüz gibi parent da hala parent material team'den geliyor ki kendisi de nedir? Şurada gördüğünüz kodları kullanacak anlamına geliyor. Şimdi bunları niye ikiye böldük? Hem burada var, hem burada var. Buraya dediğimiz gibi temaların kendinize özel değişikliklerini burada tanımlıyorsunuz.
Ama şuraya yaptığınız şeyler sadece versiyon 21 ve sonrasında geçerli. Peki böyle bir şeye ihtiyacımız olacak mı? Olacak. Çünkü bazı özellikler anlatacağız ki sadece versiyon 21 ve sonrasındaki telefonlarda çalışabilir. Bunun için de şöyle yine dosyamıza bakarsak, gördüğünüz gibi API 21 ve sonrasında şöyle özellikler gelmiş. İşte aktivitelerin transition'ları yani geçişleri, ne bileyim bazı animasyon türleri. Bu animasyonları kullanırken bizim telefonumuzun mutlaka API 21 ve sonrası olması gerekiyor. İşte bu özellikleri belirlerken şurayı kullanacağız. Öbür türlü direkt values klasörünün içindeki styles klasörünü kullanmaya çalışacağız. Böylece ne yapmış olduk? Bizim telefonumuzu, şey uygulamamızı 21 öncesi ve sonrası için uyumlu hale getirmiş olduk XML kullanarak. Peki bunu dinamik olarak Java koduyla yapmamız mümkün mü? Mümkün. Bir tane derste yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya gelip bir şeyleri çalıştırmadan önce versiyon kontrolü yapmanız mümkün. Bu kısma gelip basit bir if statement yazarak uygulamamızın SDK versiyonunu kontrol etmemiz mümkün. Nasıl yapıyoruz onu da? Build diyoruz. Nokta versiyon dedikten sonra nokta deyip SDK int büyük ve eşit ise neyden? Build nokta versiyon kodları nokta mesela lollipop. Bunları yap. Diğer kısımda ise bunları yap diyebiliyoruz. Böyle yaptığımızda ne oluyor? Material ile ilgili kısımları yani Lollipop ve sonrasındaki SDK'ya sahip telefonlarda şuradaki kodlar çalışırken bundan daha düşük API'lere sahip olan telefonlarda yani Material Design'ın olmayacağı SDK versiyonlarında ise bu kısmın çalışmasını sağlayarak uygulamanızın API'ler arasında uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu anlattıklarım hem tema ile ilgili hem ne diyelim bu eğitim seti boyunca işte uyumluluğu sağlamak için XML ile ve Java ile nasıl bu özelliği sağlarız onlarla ilgiliydi. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.